Herkese merhaba, ben Efe Gürkan. Robotik hakkındaki sunumuma hoş geldiniz. Öncelikle robotun tanımından başlayacağım. Robotlar, bilgisayar algoritmalarına bağlı akıllı makinelerdir. İnsanların işlerini kolaylaştırır, gereksiz güç kaybını önler ve zamandan tasarruf ettirirler. Kabaca robot türlerini sayacak olursak, ev robotları, tıbbi robotlar, askeri robotlar, uzay robotları, hobi robotları, eğitsel robotlar ve endüstriyel robotlar olarak sınıflandırılabilir. Bu slaytta daha çok endüstriyel robotlar hakkında bahsedeceğim. Endüstriyel robotlar, 3 veya daha fazla ekseni olan, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir, çok amaçlı makinelerdir. Birden çok avantajları vardır. İnsanları fiziksel olarak zorlayan, tehlikeli işlerde çalışırlar. Monoton, sıkıcı işlerde çalışırlar. Yüksek hassasiyete sahiptirler. Yeniden programlanıp yeni bir işe uyum sağlayabilirler. Ve birden fazla robot uyum içinde çalışabilirler. Makineler, İnsanın gerçekleştiği görevlerin sürelerini giderek azaltmaktadır. Şekilde yer alan veriye göre, insanın saat olarak payı 2018 yılında %71 iken, 2022 yılında %58'e kadar gerilemiştir. 2025 yılında ise %48'e kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Bu grafikte ise sektörel bazlı robotları göstermekteyiz. Robotların %30'u otomotiv sektöründe, %25'i elektrik sektöründe, %10'u metal ve makine sektöründe, %5'i plastik sektöründe gibi diye devam etmektedir. Robotları kontrol etmemiz için kodlama ihtiyacımız vardır. Kodlama kullanarak robotlara kendi kendine karar verme becerisini kazandırırız. Robotları programlamak için çok sayıda dil mevcuttur. Bunlar Java, C, C#, C++ gibi dillerdir. Son olarak yapay zekadan bahsedeceğim. Yapay zeka, makinelerin insan özelliklerini taklit etmesini sağlayan geniş bir sistemdir. Her geçen gün gelişimini sürdürmektedir. Robotların da düşünen, duygulanan, karar veren bir hale getirmiştir. Sunumum bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.